Herkese merhabalar. Merhabalar. Büyük bir tatile gidiyoruz. Videolarımızı uzun süredir seyredenler bilir. Geçen sene Ferah'ın babasının doğum gününde yine bir tatil yapmıştık. Yani Ferah'ın babasının doğum günü bütün ailenin toplandığı bir etkinlik gibi bir şey. Geçen sene bir köy evi kiralamıştık. Bugün bu sene de Port Dickinson'da bir otel kiralamışlar. Şimdi oraya gideceğiz. İlk önce bu şöyle göstereyim. Kliniğe geldik. Ferah'ın pansumanını yeniledik. Ve şimdi yola çıkıyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir yol. 2 saat araba kullanacağım. Ve yağmur başladı bayağı hızlı bir şekilde. İnşallah daha da artmaz. Burada bazen öyle bir yağmur yağıyor ki yani yolu göremiyorsun. 2 metre, 3 metre öteyi göremiyorsun. Şu anda o kadar yoğun değil ama inşallah yolda artmaz. Evet, Port Dickinson'da görüşürüz. Aile anamız da koltuğunda uyuyor. Emziğini emiyor. Seviyor araba. Evet, travel seviyor. Haydi yola gidelim bakalım. Yağmur daha fazla çoğalmadan yolcu yolunda gerek. Melo suç. Port Dickinson'a geldik. Otele gitmeden önce dedik bir yemek yiyelim çünkü acıktık. Böyle bir yere geldik, yemek yiyeceğiz. Kızımız da acıktı, o da sütünü hazırlıyoruz. Kızım! Yeşil yeşil, beyaz beyaz giymişler. Kızım! But it's a gloomy weather today. Evet. Acıktın mı kızım? Yes, it's ready. Süt ready. Süt ready. Haydi baba. Haydi. Kalacağımız yer şöyle bloklardan oluşan rezidans tarzı bir otel. Şu karşı resepsiyon, şimdi oradan gireceğim. Arabayı dışarı park ettim. O kadar her yer dolu ki araba park etmeye yer yok alanda. Şu karşıda yolun bittiği yerde deniz var. Ama şimdi hava biraz karardı, hem de yağmurlu. Yani denize girilecek bir şey yok. Artık yarın gireceğiz. Bu tarafta da işte havuz var gördüğünüz gibi. Böyle bir alan. Gidelim bakalım odamıza. Ateş şov. Adamlar bildiğiniz gazı içiyorlar. Nerede abi? Bekle abi. Günaydın. Bugün ilk sabahımızı uyandık. Şöyle bir manzaramız var. Karşıda deniz var. Şimdi birazdan sahile ineceğiz. Önce bir kahvaltı yapalım. Bugün hava güzel. Dün yağmurluydu bayağı bir ama gerçi burada bugün burada genelde bu aralar saat 3'ten 4'ten sonra genelde yağmur geliyor. Biraz da gene 3'ten 4'ten sonra gelir yağmur. Gidelim. Bir kahvaltı yapalım. Sonra biraz belki yüzeriz. Dün akşam karanlık olduğu için pek gösteremedim. Belki bugün o tarafa gidersek gösteririm. Burası aslında çok fazla kampçıların da olduğu bir alan. Sahil şeridinde bir alan var mesela. Komple böyle çadırlar, karavanlar falan var. Ya işte oteller pahalı olduğu için ucuza karavanda, çadırda kalmak isteyenler, tatil yapmak isteyenler. Ya da bu işi zevk için yapan karavancılar. Buralarda karavan yapıyorlar. Bulunduğumuz yer biraz böyle aile oteli, yani apartman dairesi gibi. O yüzden kahvaltı ve yemek birebir yok. Mesela çoğu otelde öğlen yemeği, akşam yemeği pek olmaz ama kahvaltı genelde fiyata dahil olur. Ama burada öyle bir şey yok. Çünkü aile dairesi gibi olduğu için ailede kaç kişi olacağı belli olmaz. Yani 2 kişi de olabilir. 10 kişi de olabilir. Senin keyfine bağlı bir şey yani. Ama mesela otellerde biliyorsunuz kişi başı ödersin ücreti. Kişi başı ücreti ödediğin için de kahvaltıyı da ona göre hesaplarlar. Ona göre verirler sana. Burada öyle bir hesaplama yapma şansları yok. Bakalım otelin kahvaltısına bir bakalım. Eğer çok pahalı değilse burada yaparız. Pahalıysa gene şeye çıkarız, dışarıya çıkarız.
Haydi gidelim. Afiyet olsun aşkım. Buranın geleneksel kahvaltısı. Nasi lemak. Nasi lemak with view. Ben İngiliz tarzı söyledim. Sosis, ekmek, yumurta, patates kızartması, bir de fasulye. Ama fasulye söylemeyeceğim, daha doğrusu yemeyeceğim. Sabah sabah fasulye yenmez. Ve şöyle bir manzaramız var. İnsanlar erkenden koşmuşlar. Jet ski'ye binenler var. Şuradan kiralayabiliyorsunuz. Ondan sonra muz tabir ettiğimiz bu eksim şey var ya, onlardan var. Az önce geçti. Daha önce biz kahvaltı. Aynen nasıl? Bu da benim kahvaltım. İlk önce şöyle getirmişlerdi. Geri gönderdim. Dedim güzel pişirin. Burada yumurtaları böyle güzel pişirmiyorlar. Bir tek omlet yaparken böyle pişiriyorlar. Onun dışında hep böyle sarısı da beyazı da cıvık oluyor. Ben sevmiyorum öyle. Sarısının adı neyse de beyazının cıvık olmasını sevmiyorum. Afiyet olsun. Evet, şimdi yüzmeye geldik. Öğlen bir ara bir baktık geldik. Ama çok sıcakta dedik, bu sıcak bizi hasta eder. Sonra zaten bir yağmur başladı. Yağmurdan sonra böyle hava çok açmadı zaten. Hava biraz serinledi, güzel oldu. Saat şu anda 5. Tam yüzmelik hava. Zaten sahilde bayağı bir kalabalıklaşmış. Masa yang kita bila tu dia duduk kat sana. Okay, sepatah dua patah ucapan. Oh, okay. Oh, sorry sangat. Sayang isteri sayang isteri. Sayang mana? Isteri yang mana? Bye. Şimdi jet ski'ye bineceğiz. Aşkım. Jet ski'ye biniyoruz. Ama uzaktan çekecek muhtemelen. Böyle. Yota giriyor. Little YouTube video, okay? We're gonna ride the jet ski together. This is the new Pargash. This is me, Elma. Pargash. Benim kız kardeş. Kız kardeş. Güzel. Erkek kardeş, kız kardeş, kız kardeş. Haydi bakalım. Kız jet ski şimdi boşalsın, gelsin. Ne aşkım? Baba nerede? Baba yalnız. Baba nerede? Baba Ailecek akşam yemeğine geldik. Aynı zamanda kayınpederin doğum gününü kutlayacağız. Bugün onun doğum günü çünkü. Böyle seafood, daha ağırlıklı balık ve deniz ürünleri satan bir lokanta. Biliyorsunuz balık, karides. Karides çeşitleri, balık çeşitleri, midye. Böyle geniş bir masamız var. Bütün kardeşler, kardeşlerin aileleri hepsi burada. Ama ben bunların hiçbirini yemeyeceğim tabii ki. Ben kendime gene Malay yemeği ama işte pilavlı, etli bir şey söyledim.
nasi goreng deniyor. Nasi goreng söyledim ya. Çünkü ben bunları yiyemem. Hepsi tuhaf tuhaf yemekler. Hepsi tuhaf tuhaf kokuyor. Zaten seafood, karides, midye zaten yemem. Balıklarda pişirme usulleri bana pek uymuyor. İçine koydukları baharatlar bana, sebzeler bana pek uymuyor. O yüzden yiyemeyeceğim. Bu ne? Bu da karides. Oktopus? Evet. Aa, mürekkep balığı. Squid. Squid game. Squid game. Squid game. Squid. Mürekkep balığı. Bu ne? Salata. Salata. Bu seafood. Seafood? Ne seafood? This seafood. Bu. Evet. Bu neymiş ki? Bilemedim. Türkçe ben bilmem. Ben de bilmiyorum. Ben ilk defa görüyorum bunu, neymiş bilmem. Neyse, bir gelsin her şey bakalım. Midyeyi nasıl yediklerini göstereyim size. Böyle açıyorsun. İçini çubuğa takıyorsun. Sonra acı sosa batırıyorsun. Ve yiyorsun. Diz pişmiş. Kaynatıyorsun. Kaynatıyorsun. Kaynatılmış midye. Bunlar siyah midye değil. Deniz kum midyesi diyorlar buna. Kum midyesi. Küçük. Bir tane daha. Benim favori. Yemek yediğimiz mekan böyle eski Malezya köy evleri tarzı dizayn edilmiş. Muhtemelen köy evinden restorana çevrilmiş. Ahşap bir yapı. Havaya kolonların üstlerine kaldırılmış. Çünkü çok yağmur yağdığı için eskiden sel basıyor. O yüzden bunlar eski evler böyle biraz havada oluyor. Selden korunmak için. Bakın şurada da eski usul. Dediğim gibi muhtemelen burası bir köy eviymiş ve burası restorana dönüştürülmüş. Ve yemeğimiz bitti. Gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyorum. Otele mi dönüyoruz? Yeni bir doğum günü kutlaması mı yapacağız? Kayınpederin doğum gününü kutluyoruz. Bütün aile burada. 1 2 3 Malayca doğum günü kutlama. Bazen Aydan'ı sallarken bir telefon da sallanıyor. Aydan'ı kucağımda çünkü. İlk dilim pasta kayınvalideyim. Benim babam birthday. How much years old? 25 years. 35. Yalancı. Baba, baba. Semua anak kena sokan. Ayah, ayah. Selam. Selam ayah. Semua kena sokan ayah. Kaş Yashina berapa umur? 26. 26. Bak, Aydan'a bile ağladı buna. Mutlu yıllar. Hoş geldin 2024. Şehrin her tarafından havai fişekler patlıyor.
Bugün Portis'inde son günümüz. Otelden çıkış yaptık az önce. Saat 1, 1 çıkışımızdı. Ancak kahvaltı yapmadık. Ve öğlen yemeği gibi yapacağız artık çünkü saat 1 oldu. Buraya geldik. Burası Cowboy Cafe, Cowboy Palace. Cowboy otantik şeyleriyle dekore edilmiş bir alan. Bizon kafaları var. Marlboro reklamları. Cowboy şapkaları. Kızılderili kafaları. Eski tüfekler maket olarak. Böyle kovboy resimleriyle süslenmiş bir alan. Herhalde akşamları canlı müzik de yapıyorlar. Burada enstrüman ekipmanlar var. Ama şu anda canlı müzik yok. Böyle otantik bir mekan. Eski bir jip var. Motor var. Biz geldik. Şimdi ekibin diğerini bekliyoruz. Ailenin geri kalanını bekliyoruz. Onlar da çıkış yapıyorlardı. Gelirler birazdan. Aşkım. Portis'in son gün. You happy? Çok happy. Babyler. Ben gelmek istemiyordum. Biraz beni zor ikna etti. Ya ben kalabalık şeyleri sevmiyorum. Yani o biraz ailesine karşı şey yapıyorum zannediyor ama ben kendi ailemde de olsa aynı ya. Ben kalabalık şeyleri sevmiyorum. Tatilleri. Tatile gittiğin zaman ya kendi birebir ailen olacak, küçük çekirdek aile. Ya da mesela arkadaş ortamıyla da gidiyorsan maksimum 3 kişi. Hadi bilemedin maksimum 4 kişiyi geçmeyecek. Yani ben çok kalabalık gruplarla tatil yapmayı sevmiyorum. Onlar insan... Öyle. Ama no gerçek. Çünkü anne ne zaman birthday bilmiyoruz. Annemin doğum günü bugün de resmi olarak en azından. Ama gerçek doğum gününü bilmiyoruz. Kimlikte 1 Ocak yazıyor. Evet. Dediğim gibi ben böyle çok kalabalık gruplarla tatil yapmayı sevmiyorum. Yani insanlarla uğraşmaktan tatilin tadını çıkartamıyorsun. Bu da benim huyum. Yapacak bir şey yok. Bu gece biraz isteksizdim gelmeye ama Ferah'ın hatırına geldik işte. Ama güzeldi. Genelde kendi odamıza çekildik. Pek kimseyle muhatap olmadım yani. Ya seviyorum hani ailesi güzel, saygılı, düzgün insanlar. Bana karşı öyle bir şeylerik yok ama benimki de huyum işte. Masalarda şöyle bir şey gördüm. Ben zannettim ki burası içkili mekan. Bira. Meğersem bunlar sodaymış. Ice cream, soda. Bira şişesine benziyor. Tatil bitti. Biz şimdi evimize dönüyoruz. Benzinimizi aldık. Bayağı bir trafik olacak gibi duruyor. Çünkü herkes dönüş, tatilden dönüş yolunda. Evet, yaklaşık 2 saat gene bir yol yürüyeceğiz. Herhalde ben biraz üşütmüşüm. Her yerim kırılıyor. Ama iyiyim. Sürecek kadar iyiyim. Hadi gidelim.